Merhabalar arkadaşlar. Testatörüsü YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Ee, uzun süredir ara verdiğimiz Writing Çeviri serisiyle devam ediyoruz. 20. videomuz geliyor. Ee, birazdan size metni göstereceğim, çevireceğimiz metni. Bu sefer biraz değişiklik yapalım dedik. Tek bir konu üzerine gitmektense küçük küçük paragraflarla farklı konular üzerine gittik. Yapı çalışmak hedefimiz ee, cümleler uzarken nasıl benzer yapıları tekrar tekrar kullanabiliyoruz relative Close'dan tutun, güzel böyle hani kelime yapılarına kadar neler kullanacağız. Şöyle bir bakalım, bir görün, ondan sonra beraber çevirmeye başlayalım. Bir okuyalım. 1- Veganlık konusunda yayınlanmış olan binlerce rapora göre hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak duran bireyler, atletler dayanıklılık antrenmanlarında çok daha yüksek performans sergilemektedir. Ancak, Vegan beslenmenin protein ve yağ açısından düşük olması gerçeği hala çoğu profesyonel ve amatör sporcuyu et tüketmeye itmektedir. Durum bu. Şimdi ikiye geçiyorum. İnsan beyninin kapasitesi ve çalışma şekli son birkaç yüzyılın en sıcak ya da en tartışmalı konuları arasında ola gelmişse de hemen hemen her bilimsel çalışmanın sonuca vardığı şey insanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandıklarının bir efsane olduğudur. 3. Hong Kong'un bir ülke mi yoksa bir şehir mi olduğunu merak eden insanların sayısı az değildir. Resmi olarak Çin'e ait özel bir idari bölge olan Hong Kong, 1842 yılında İngiliz İmparatorluğu'na teslim edilmiştir. Hong Kong'un özellikle ekspertler için ideal bir şehir olması ekonomisinin güçlü, toplumunu da çok uluslu yapar. Burada bu kelimeyi İngilizce bırakmak zorunda kaldık. Yani çünkü çok güzel bir çevirisi yok kelime olarak. Expat dediğimiz kişiler arkadaşlar, vatandaşı olduğu ülkenin dışında ya da doğduğu ülkenin dışında iş amaçlı bulunan kişilerdir. Böyle şirketler, üniversiteler onları bünyelerinde barındırır. Sadece gurbetçi diyemiyorum. Çünkü çok özel hani bir statü oluyor onlar için. İşte şirketler her şeylerini karşılayarak hani onları getiriyorlar o ülkeye, orada çalıştırıyorlar. Böyle çok özel bir terim olduğu için onu bu şekilde bıraktık. Ve böylece metinlerimizi gördük. Şimdi gelin çevirmeye başlayalım. İlk cümlemize geldik. Şöyle bir bakıyorum nereden başlayayım diye. Okuyacağım tabii ki. Biraz öncekinden aklımızda kalması pek mümkün değil. Veganlık konusunda yayınlanmış olan binlerce rapora göre Peki devamını okumadan ilk önce başlangıcı yapalım. Çünkü bir şeye göre, birine göre dediğinde ne yapıyı kullanabiliyorduk? According to kullanabiliyorduk değil mi? According to dışarıdan bir alıntı, bir uzman görüşüne başvurma gibi konularda kullanılabiliyordu. Yazdım. According to ne ister? Yanına isim ya da isim öbeği ister. Yani cümle yazmayız. Şimdi biz buraya ne diyeceğiz? Veganlık konusunda yayınlanmış olan binlerce rapora göre. Şimdi dikkat. Relative clause kullanacağız. Neredeyiz? Onu göstermek istiyorum binlerce rapor yazacağız. Sonra bu raporların nasıl raporlar olduğunu söylerken ne diyor? Nasıl binlerce rapor veganlık konusunda yayınlanmış olan binlerce rapor. Bu kısım yani öndeki kısım da relative clause olacak. Hatırlatıyorum, İngilizce Türkçe bu konuda birbirine tersle, değil mi? Biz önce ne olduğunu söylüyoruz. Sonra onun niteleneceği lafları söylüyoruz. Yani relative clause dediğimiz şey Türkçede başta geliyor ama İngilizcede önce ne olduğunu, sonra nasıl olduğunu anlatacağız. Ve şurada eylemle bitmesi de, bir hani bitmesi de ipucu olsun. Bu olan lafından sonra bir çentik var gibi düşünün. Sağ taraftakine yazıyoruz. Sonra sol taraftakini alıyoruz, yazıyoruz. Peki, gelin binlerce rapor diyelim. Nasıl diyorduk? Bu konuda da şöyle bir S koyuyorduk. Ve bir tane de O koyuyorduk. Thousand of deyince binlerce anlamına geliyordu. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Çoğu isim koyuyoruz yanına. Şimdi buradan relative clause ilerleyecek. Unutmuyoruz. According to yanına, dibine cümle almıyor çünkü. O zaman which dedim, that dedim. Peki veganlık konusunda yayınlanmış olan diyor. Şimdi dikkat. Tense yazacağım zaman ki burada da relative clause'un içinde bir değil mi? Tense var daha doğrusu. Hani ana fiilini yazacağım. Relative clause içinin. Şimdi burada tense'im. Bakıyorum yayınlanmış diyor ama ne zaman olduğunu bana söylemiyor. O zaman bu durumda ne yapıyorduk? Present perfect kullanıyorduk. Yani bir şey yaptım, ettim diyorsunuz ama hiç vakit söylemiyorsunuz bize. O zaman present perfect. Sonra rapor yayınlanmaz, yayınlanır. Bir de passive olacak. Ve bu tekili çoğulu olan bir tense. Bir de raporlar olduğuna göre bir de çoğul olacak. O zaman have been published diyebiliriz, değil mi? Yayınlanmış. Neyle ilgili? Ne konuda? Veganlık konusunda yayınlanmış. Hemen ona bakalım bir şey hakkında, bir şey konusunda, bir şeyle ilgili olarak diyerek söyledik bunu. Veganlık konusunda. İlla hani konu lafını söylemek istiyorsanız the issue of veganism diyebilirsiniz. Ne oldu? Veganlık konusunda, konusu hakkında yayınlanmış olan binlerce rapora göre. Şimdi buna devam etmeden önce bir şeyler göstermek istiyorum. Burası biraz uzun olacak. O yüzden bilmiyorum. Hani daha sonra aşağısı uzadıkça nasıl halledeceğiz ama küçülteceğiz, edeceğiz, bir şey yapacağız. Peki şimdi cümlenin burası bitti. Devamına girmeden önce e, burayla ilgili biraz alternatiflerden bahsedelim istiyorum. Mesela publish kelimemiz var. Publish, yayınlamak. Raporlarla ilgili yayınlamak, release olabilir. E, issue kelimesi de yayınlamak olarak kullanılıyor. Issue, issue kullanmak istemeyiz ama en azından fiilin olduğunu söyleyelim sonra hakkında derken ne diyebilirdik? Hakkında için de ben şöyle yerimi biraz güzel kullanmak istiyorum. Şöyle ilerleyeceğim. Hakkında derken de regarding ya da concerning diyebilirdik. Bu da bizim cümlemize bir hareket katar. The issue of veganism. Issue yerine subject diyebilirdik. Hatta siz the issue of the subject of demeyi direkt hani veganlık hakkında diyebilirdiniz. İlla konu kelimesini yazmak isteyen varsa diye özellikle ben koydum oraya. Peki şimdi devamına bakıyorum. Hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak duran bireyler ya da atletler dayanıklılık antrenmanlarında çok daha yüksek performans sergilemektedir. Peki kim sergiliyor bunu? Kim böyle yüksek performans sergiliyor dedim. Soru sordum yükleme ve cevap geldi. Dikkat edin şimdi işaretleyelim. Hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak duran bireyler ya da atletler bunun hepsi bizim için özne oldu. Önce bunu halledeceğiz. Peki şimdi bakın yine relative clause'luk bir durum var. Hani bireyler atletler var ama nasıl ya da hangi bireyler atletler bunlar? Hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak duranlar diye ne yapacağız? O zaman önce bireyler atletler yazacağız. Sonra onun relative clause'unu yapacağız. Tamam? Şimdi ben şuradan devam edeyim. Individuals atletler Atlet deyince ila koşmasına gerek yok. Yani sporcu anlamında atletler. Peki, hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak duruyorlar. Hu ya da detik koydum. Şimdi ne yapıyorum? Relative clause'u yazıyorum. Genel konuşuyor, hayvan bazlı yiyecek tüketiminden uzak dururlar diyor. Peki, durmak, uzak durmak. Avoid'u kullandım. Geniş zamanda, çoğula göre çektim, aktif yaptım. E, alternatiflere geleceğiz birazdan aşağıda. Neyden uzak duruyorlar? Hayvan bazlı yiyecek tüketiminden. Avoid'dan sonra direkt ayıncı kullanabilirsiniz. Consuming diyebilirsiniz. Hayvan bazlı yiyecek. O zaman animal based food diyebilirsiniz buraya. Peki ne oldu şimdi? Bizim bireyler, atletler ki bunlar kaçınıyorlar, uzak duruyorlar tüketmekten hayvan tabanlı, hayvan bazlı yiyecek. Peki aşağıda şimdi şuna bakalım. Buradan direkt alalım aşağıya. Avoid ne olabilirdi? Yerine refrain from ya da abstain from bir şeyden uzak durmak diyebilirdik. Consuming animal based food. Animal based food yerine onu da şöyle alalım. Animal based yerine arkadaşlar bunu böyle slash ile yazayım çünkü türeler var kendinde. Derive kelimesinden yola çıkarak şöyle hayvandan türetilen, hayvandan üreyen, hayvan bazlı derken bunu kullanabilirdik. Consuming yazmak yerine consumption of diyerek söyleyebilirdik. Consumption of yazayım animal based food şeklinde. Bunu da şöyle aşağı atalım. Yani olasılıklarımız da bunlardı. Öznemiz bitti. Sırada yükleme bakmak var. Soru sormak diyecektim. Sorduk özneyi yazdık bile. Sergilemektedir. Şimdi bu kişiler sergilemektedir. Geniş zamanda. Onlar yapıyor bu işi. Aktif bir şey olacak değil mi? Ve nasıl olacak? Es falan olmadan direkt yazacağız fiilimizi. Display. Şöyle yazamadım. <laughs> sergilemektedir, göstermektedir. Eş anlamlarına bakarız birazdan. Peki ne sergiliyorlar, gösteriyorlar? çok daha yüksek performans. Önce şöyle düşünün. Bu benim performans kelimem. Peki yüksek derken ne olacak? High dedim. Peki daha yüksek derken ne olacak? Higher dedim. Peki çok daha yüksek derken ne olacak? 3 tane olasılığım var. A lot, far ya da much. Eğer bir comparative'in başına a lot, far ya da much geliyorsa çok daha anlamı katıyor. O yüzden mesela far dedik diyelim ki bunu da yazalım şuraya far ya da much ya da a lot getirerek artı comparative getirdiğinizde çok daha anlamı katıyor. Bunu da söyledik. Ne dedi? Dayanıklılık antrenmanlarında. Peki antrenman derken in ya da antrenman esnasında diyebiliriz değil mi? Antrenman derken during'i koyalım. Dayanıklılık kelimesi aslında şuradan geliyor. Endure, dayanmak. Mesela acıya macıya da dayanmak. İsim olarak da şöyle ins da bitiyor ve training diyoruz. Peki şimdi bu cümle bitti. Bir bakalım neler var diye. Display kelimesi vardı. Display yerine ne getirebilirim? Display arkadaşlar hiçbir şey gelmiyorsa aklıma show gelir değil mi? Exhibit gelebilir. Sergilemek, göstermek anlamında. Bu da şöyle kelimemiz olarak kalsın. Ondan sonra training, eğitim demek. Yani onun yerine başka bir şey kullanmış olabilirsiniz. Mesela workout. Workout da ne oluyor? Egzersiz anlamında, antrenman anlamında kullanılıyor. Tekil çoğul olabilir. Exercise kullanabilirsiniz. Tekil çoğul olabilir. Ama training demiyoruz. Yukarıdaki haliyle endurance training diyoruz. Bunun dışında, şimdi belki aklından geçirenler vardır. Ne yapabilirdik bu cümlelerde? Which that have been published. Ne oldu? Which ve that'ten sonra özne gelmedi, fiil geldi ve bu fiil pasif geldi. O zaman biz bunu kısaltabiliriz, participle yapabiliriz ve verb yazarız. Yani bunların hepsini atıp sadece publish de yazabilirdik. Şöyle yapalım. Hatta hop bunu parantez içinde bırakalım. Biz bunun öncesine publish yazalım. Ee, tabii ki bu kadar dört tane kelime yerine bir tane kelime yazmak e, üzücü olabiliyor ama olsun bu da gramerinizi gösterecek bir şey. Bir de who ya da that diyerek avoid'umuz vardı. Onu da şöyle alalım. Bu da aktif olduğu için nasıl kısalır? ING'lik kısalır arkadaşlar. Böylece bir de participle sunmuş olursunuz karşı tarafa. Dolu dolu bir cümleyi geride bırakırsınız böylece. Şimdi bu bitti. Gelin ikinci cümleye geçelim. İkinci cümlemizi bir okuyalım. Ancak ha, ikinci cümleyi okuyalım dedim ama ancak deyince hemen bir onu yazasım geldi. Şöyle bir however diyelim. However, ancak bizim için. Peki ne olabilir? Başka? Mesela bir nevertheless olabilir. Değil mi? Nonetheless olabilir. Ya da yet. Ancak şeklinde. Şimdi yukarı dönüyorum. Diyor ki vegan beslenmenin protein ve yağ açısından düşük olması gerçeği hala çoğu profesyonel ve amatör sporcuyu et tüketmeye itmektedir. Peki onlara et tüketmeye iten ne diye sorduğumda özne nedir? Vegan beslenmenin protein ve yağ açısından düşük olması gerçeği. O zaman bu bizim özlemiz arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir cümle yapısı geliyor. Özne yapısı geliyor. Bir şey bir şey olması gerçeği. Nasıl yapacağız? Non-clause yapacağız. The fact that diyeceğiz. Dıt 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 olması gerçeği olacak. Eğer the fact that the cümleye başlar yanına da detin yanına bir cümle koyarsanız o bütün yazdığınız şey sizin özneniz oluyor. Bakın gelin yapalım. Şimdi the fact that'ı koydum. Ondan sonra diyeceğim ki vegan beslenme protein ve yağ açısından düşüktür diyeceğim. Fact de gerçeğe gönderme yaptı. Peki düşük olan ne? Vegan beslenme. Onu şöyle diet şeklinde yazabilirim. Diet deyince illa ki rejim gelmesin akla. Çünkü normal beslenme de oluyor. Diyetisyen de beslenme uzmanı. Oradan çıkarabilirsiniz. Onun dışında buna vegan diet yerine ne diyebilirler? Şöyle nutrition da kullanabilirler. Bu da böyle makalelerde görülüyor. Peki bu vegan beslenme nasıldır? Düşüktür. Düşük olmak. Ya düşük olmak ne demek? Is low demek. Değil mi? Düşüktür. Ama şimdi burası önemli. Ne konuda düşük? Protein ve yağ açısından düşük. Bunu sadece ne söyleyebilirsiniz. Şöyle protein ve yağ diyerek. Ya da in terms of diyerek bir şey açısından bir şey bakımından demiş olursunuz. Öyle de söyleyebilirsiniz. O yüzden buraya şöyle terms of diyelim. Ve buradaki in'i çok önemseyin arkadaşlar. Çünkü sınavlara girdiğinizde preposition sorusu olarak da çıkıyor. Mesela diyor ki bir e, yiyecekten bahsediyor diyelim ki. işte it is rich in fat. Hani yağ açısından zengin işte. Ne bileyim böyle besleyici yağlar açısından zenginmiş mesela. Onu söyleyebilir. Ya da bizim çantalarımız benzer ya senin ne dedin? Ne konuda? In color. Renk açısından, renk bakımından benzer diye preposition olarak sorabilirler. Şimdi ne oldu? Vegan beslenmenin protein ve yağ açısından düşük olması gerçeği dedik. Bu gerçek ne yapıyor? Hatta bundan sonra hani bir yazayım sonra geri dönüp bolt yapacağım burayı. İtmektedir. Şimdi birini bir şey yapmaya itmek nedir? Urge somebody to do something arkadaşlar. Çok da güzel bir yapıdır. Birini bir şey yapmaya itmek yani böyle sevk etmek. Hadi yap yap demek gibi. Peki ne olacak şimdi? Biz yazacağız bunu şöyle bizim fiilimiz ama dikkat edin. Sizin burada the fact that bir tane noun clause'unuz var ve bir adet noun clause kullandınız. Bu demektir ki cümlenizin ana fiili tekile göre çekilecek. Yani buraya bir s koyacağız. Urge'ü kullandık. Somebody to do dedik. Kimi bir şeye itiyor peki? Önce kişiyi yazalım. Profesyonel ve amatör sporcuyu. Hatta çoğu profesyonel ve amatör sporcuyu. Most diyelim. Peki profesyonel yazalım, professional diyelim, Amatör yazalım. E, U, Türkçedeki ö direkt gönderme yapmış ve atletler, sporcular diyelim. Hatta diyemedim. Onları. Şimdi ne oldu? Örcü kullandım. Samba diye aldım. Ne yapmaya onları itiyor? Et tüketmeye. O zaman to consume meat diyebilirsiniz. Consume yerine eat diyebilirsiniz. İkisi de olur. Burada şimdi urge aklınıza gelmemiş olabilir. Ee, sorun değil. Başka neler olabilir? Mesela bunun yerine biz lead somebody to do da diyebilirdik. Hani birini bir şey yapmaya itmek, birinin bir şey yapmasına neden olmak gibi. Ee, onun dışında push var bir de. Push somebody to do something. Okumalarda görebilirsiniz birini bir şey yapmaya itmek. Hatta push somebody into doing something. Birini bir şey yapmaya itmek derken bunu da görebilirsiniz. Burada bir şeye dikkat. Buradaki into, preposition sonrası fiiller hep ing gelir diye doing şeklinde geliyor. Ee, onun dışında başka, tamam bakıyorum eksik var mı? Hı, hala. Bir de bunu yazalım. Peki hala nasıl? Still. Hala çoğu profesyonel ve amatör sporcuyu et tüketmeye itmektedir. Bu gerçek. Gerçek değil gerçek. <laughs> Still. Hala diyerek bu vurguyu da yapıyoruz ve cümlemiz bitiyor. O zaman şimdi sonrakine gitme vakti. Evet yeni cümlemizi okuyalım. Başka bir konuya geçtik. İnsan beyninin kapasitesi ve çalışma şekli son birkaç yüzyılın en sıcak ya da tartışmalı konuları bak burada da olmuş böyle şu neyi atayım konuları arasında ola gelmişse de hmm, Burada şimdi bir bağlaç durumu sezdim. O yüzden duruyorum. Önce bunu halledeceğim. Bu arada niye duruyorum? Türkçe'de ilgili cümlenin sonuna gelen bağlaç İngilizce'de başa geliyor değil mi? Böyle böyle ola gelmişse de diyor. Burada sezdiğim bağlacı başa koyacağım. Olmuşsa da etmişse de sınavda YDS de yok dilde çeviri sorularında olsa da etse de diye bizim genelde ilk aklımıza rağmen diye gelen although, though, even though çok kullanılır. O yüzden bir bundan bahsedelim. Biz de yazalım haydi bunu. Şöyle alıyorum. Oldu. Bu bir tanesi. Başka neler var? Yazalım. Even though. Bu sefer buraya yazıyorum. Nasılsa hani başta diye. Do. Hatta öyle olmuşsa da olsa bile diyerek bir even if bile patlatabilirsiniz. Şimdi bakalım ne olmuş. Özneye bakıyorum şimdi. Bir şeyler şu 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 konular arasında, en tartışmalı konular, bu arada en sıcak, en tartışmalı konuları arasında, tamam <laughs> takıldım kaldım oraya, pardon, dikkatinizi dağıttıysam özür dilerim. Peki, şimdi bu konular arasında olan şey neymiş? İnsan beyninin kapasitesi ve çalışma şekli. O zaman yazalım. The human brain's capacity, insan beyninin kapasitesi ve çalışma şekli. Çalışma şekli çok güzel bir yapımız var. The way deyip de SVO we tabi hani gerekiyorsa object koyuyoruz. Bir cümle yani yazıyoruz. The way deyip cümle yazarsanız bir şey bir şey yapma şekli demek, yapma yöntemi demek. Hadi buraya koyalım. The way it works. Bakın harika oluyor buraya. O zaman insan beyninin kapasitesi ve onun çalışma şekli. Çalışma şekli derken orada onun yazmasına gerek yok. Türkçe'de hani anlaşılır bir şey. Peki bu bizim özlemiz. Şimdi fiildeyiz değil mi? Arasında, arasında ola gelmek diyor. Ola gelmek nedir? Present perfect'tir. Yani ola gelmiş, o zaman artık ne zamansa, bilmem ne kadar zamandan beri, şu kadar da, bu kadar da, yılı söyleyebilir size ki söylemiş. Son birkaç yüzyılın şu su, bu su demiş. O zaman ola gelmişi görünce de present perfect'i koyacağız buraya. Ve çoğul koyacağız. Çünkü bir şey and bir şey. İki tane özlemiz var. Have been diyeceğim. Have been. Peki... Bir şeyler arasında derken dikkat. Eğer between yazdıysanız, between iki şey, iki grup, iki nesne arasında, ikiden fazla şey arasında olacaksa among yazalım. Sınavlarda da çıkar. Doğru hani şekilde kullanmayı, kullanmayı biliyor muyuz diye. Between iki among ikiden fazla, en az üç diye düşünün. Peki neler arasında? en sıcak ve tartışmalı konuları son birkaç yüzyılın. Peki en sıcak yani bildiğimiz Hat kelimesini kullanabiliriz. Süperlatif olduğu için the var. Hat test. Çünkü ne yapıyor? Tek eceli. Direkt yazıyoruz. Ya da tartışmalı derken mesela the most controversial diyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir hani sıfat. En tartışmalı. Bu uzun olduğu için most'u kullandık. Konuları Topics Neyin? Son birkaç yüzyılın. Bakın yüzyıllığın diyerek söylüyor. Yüzyıldaki demiyor. Ben de ona uyuyorum. Oh diyorum. Ve son birkaç yüzyıl. Nasıl söylüyoruz bu son bilmem nesini? The last, the past deyip de yazıyoruz değil mi? Oh, the last ya da past few years diyeceğiz. Pardon, yüzyıl demiş. Centuries. Dikkat edin. Bu bizim ta present perfect çalışmalarımızda da vardı. The last, the past deyip de yazdığınızda hatta son bilmem ne kadar da olunca in ya da over ile kullanıyorduk. Burada son birkaç yüzyılın demiş olduk. Peki virgül de koyuyorum. Bakıyorum eksik bir şey kaldı mı? Yüzyılları söyledik, en tartışmalı dedik. Bir şey de kalmadı. bir de şeyi söyleyeyim ama. Güzel bir laf yine. The most heated diye de böyle çok makalelerde görülen bir şeydir. Belki en sıcak en ateşli tartışmalar derken hani hem kelime isim olarak görün hani tartışma tartışma kelimesini hem de güzel bir böyle sıfat görmüş olalım. Bu da burada kalsın. Geldim devamına. Bakalım devamı. Hemen hemen her bilimsel çalışmanın sonuca vardığı şey hmm. şimdi burada özne olduğu belli bakın. Hemen hemen her bilimsel çalışmanın sonuca vardığı şey şudur diyecek. Ama ilk önce bunu nasıl yazacağım ki ben? hemen hemen her bilimsel çalışmanın sonuca vardığı şey. Aa, şuradaki şey <laughs> yapamadım. Ha, buradan aldım. Bu arkadaşlar yine noun clause. Özdeniz noun clause ve what istiyor. What kelimesini ne ya da şey diye çevirebiliyoruz. O zaman bakın buraya özneye koydum. What. Hemen hemen her bilimsel çalışma hani şu sonuca varır, vardı diyeceğiz. Hemen hemen her. Almost every scientific study peki? Neredeyse her bilimsel çalışma. Şimdi bu sonuca varmak kelimesi ne olabilir? Conclude. Çok güzel. Genel konuşuyor olabilirsiniz. O zaman conclude dersiniz. Evre hep tekilde devam ediyor. Ya da yani sonuca vardılar işte. Yani bundan önce olanları söylüyorum ama yani zamanında söylemiyorum diye düşünüyorsanız da o zaman present perfect yapabilirsiniz. Has concluded dersiniz o zaman da. Ve ne oldu? Sizin şu anda özneniz bitti. Sadece özne. Ve sizin şimdi fiiliniz gelecek. Cümlenizin ana fiili. Bir bakalım devamlı. İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandıklarının bir efsane olduğu dur. Ha, o zaman bunun bunun sonuca vardığı şey şudur diyeceğiz. dir Olmak fiili. Ve bir tane noun clauseumuz var bizim öznede. O zaman biraz önce yaptığımız gibi tekil, olduğu dur derken olmak fiilini tekile göre aldım. Şurayı da şöyle gözümüzün önünde rahat rahat görünsün diye koyu renk yaptım. Peki. Şimdi ben nesne yazacağım. Cümlenin öznesi bitti, fiili bitti. Getireceğim ama cümle var burada. O zaman ne diyeceğim? Is that? Şimdi onların sonuca vardığı şey şudur diyeceğim ve bir cümle yazacağım. Bu cümle işte nesnenin içinde, noun ile yazılacak olan şey. Ne diyor? İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandıklarının bir efsane olduğu. O zaman insanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandığı bir efsanedir diyeceğim. O zaman bir efsanedir diyorum. Eski şarkılar falan geliyor aklıma. Çok eski 90'larda öyle efsaneli şarkılar vardı. Hakan Peker'di galiba. Dedik ki bir efsanedir ki... Tamam. It, mesela it's affected falan deyip devam ediyoruz ya. Bu da onun gibi işte. It's made that ne olmuş? İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandıkları diyeceğim. Yani insanlar people ne yapar? Kullanır. Use. Neyi kullanır? Just sadece dedim. 10% hop işaretim burada. Ney? İnsanlar beyinlerinin burasını kullanır. Of oh, their brains. Bakın oldu beyinlerinin dediği için buraya değeri koydum. Beyinlerin demiyor, beyinlerinin yani onlar kendi beyinlerinin bu kadarını kullanır. Yüzde da İngilizce, Türkçe yine birbirine ters burada ters yazıldı. Onu başa yazdık. Böylece çok çok uzun bir cümle bitti. Bence güzel. Yani yapılmayacak şey değil. Eseylerinizde denemeye çalışın. Burada böyle bir what diyerek ondan sonra nesneyi de bir det diyerek uzatmak çok güzel. Üst üste olmasa aklınızı karıştırmasın. Buradaki det'in nedeni bir tane noun clause geliyor haberiniz olsun demek için Ama burada da hani bir mittir ki şöyle şöyle bir mit var demek için burada da tekrar det'i kullanarak iç içe getirdim. İşte böyle çok gerçekten yüksek seviyede bir cümle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle hani içinden bir şeyler çekip Aa ben bunu hani kopyalarım, hani ben bunu üretimime alırım diyeceğiniz cümleler vardır. Şimdi bir sonrakine geçelim. Şimdi yeni bir konu. Bakalım ne demişiz. Hong Kong'un bir ülke mi yoksa bir şehir mi olduğunu merak eden insanların sayısı az değildir. Peki. Şimdi soru soruyorum yükleme. Ne az değil? Bana diyor ki çok uzun. Hong Kong'un bir ülke mi yoksa bir şehir mi olduğunu merak eden insanların sayısı az değildir eliz diyor. Oh diyorum maşallah çok uzun. Peki ama bir şey var. Özden dı dısın, dıdısının dıdısının sayısı diyor. İşte bunu gördüğünüz anda the number of'u hemen yapıştırın. Yapıştırıyorum. <laughs> the number of. Şimdi bakın neyin sayısı? İnsanların sayısı. People. Şimdi ama bana diyor ki bu insanlar nasıl insanlar Hong Kong'un bir ülke mi yoksa bir şehir mi olduğunu merak ediyor bu insanlar. Bunu söylemem lazım. Ve bu benim özlem. E o zaman özneyi nasıl uzatacağım? Relative clause'a uzatacağım. Değil mi? People'dan sonra who ya da that dedim. Ve bu insanlar ne yapıyor? Merak ediyor. Merak etmek fiili gelsin. Nasıl gelsin? Geniş zamanda gelsin. People olduğuna göre çoğul olarak gelsin. Aktif olsun. Onlar merak ediyor ve wonder. Eğer buradaki o'yu a yaparsanız wonder olur. Gezinmek, dolaşmak olur. Bu merak etmek. Ve şimdi bir şeyin olup olmadığını, bir şeyin öyle mi yoksa böyle mi olduğunu merak ediyorsanız buradaki yapınız weather arkadaşlar. Ve bir non-close bombardımanı var değil mi bugün? Weather. Ve cümlenin içinde yazdığınız, cümle içinde dediğim, yani şuradaki wonder fee ise non-close'un nesne görevinde geliyor. Yani wonder'dan sonra geliyor. O zaman işte if de yazabilirsiniz. If. Şimdi de diyeceğim ki Hong Kong bir ülke mi yoksa bir şehir mi? Hadi yazalım. Hong Kong is a country or a city. Şimdi işte ne oldu? Sayısı insanların. Hangi insanlar merak eden neyi? Bir şeyin olup olmadığını, nasıl olduğunu ya da Hong Kong şehir ya da ülke. Daha doğrusu tersini yazmışım. Yani bir ülke mi yoksa bir şehir mi? İşte bütün bunun sayısı az değildir diyor. Bakın, şimdi dikkat. The number of yapısı yanına her ne kadar çoğul isim isterse de özne olduysa sizin ana fiilinizi tekil yapar. O yüzden az değildir derken is diyorum. Şimdi şu yüklemi de şey pardon özneyi de şöyle koyu renk yapıyorum. Ve bakın is. Neyden dolayı? The number of'dan dolayı. Peki ne değil? Az değil. Not low diyebilirsiniz. Hani düşük değil az değil. Ya da small diyebilirsiniz. Hani nasıl small number hani high number, small number, big number gibi şeyler var. O yüzden low, small ikisi de okey. Peki bunu böyle yazdım. Ne yapabilirdik? Who ya da that? Wonder. Ne yapmış? Bizim relative clause'umuz hemen fiile devam ediyor. O zaman biz bunu evet participle yapabilirdik değil mi? Ve aktif olduğu için ne yaparız? Ing'li yaparız. Şöyle alalım. Böyle de bırakalım. Peki peki başka ne yapabilirdim? Bunu alacağım şimdi. Peki ben öyle wonder falan bilmiyorum diyelim ki sınavdayım. Diyebilirim ki are curious. Ben meraklı diye sıfatı biliyorum. Yani bu insanlar da meraklı işte şu konuda meraklılar. Şunun olup olmadığı konusunda meraklılar. Burada about'tan sonra hani bir şey hakkında deriz ya about something. Something de yazmadık da ne yaptık? Uzun uzun noun clause yaptık işte. Bu şekilde de hani wonder feelingi bilmeyenler için bir çıkış olur. Hani böyle yazam yazmak da hani gayet güzel. Hiçbir birbirinden daha hani değerli değil. Sonuçta siz böyle bir şey esey yazdığınızda the number'lar, onlar, bunlar havada uçuşuyor. Gayet güzel notlar alırsınız. Peki başka bir tane daha var. Yani böyle az değildir derken hani az falan kelimesini kullanmıyoruz ama şu laf çok böyle makalelerde sık rastlanır. It's not uncommon. Not uncommon böyle tutmuş bakın. Uncommon, common yaygın. Uncommon yaygın olmayan. Ama bir daha not var. Yaygın olmayan değil. Yani çok. Yani bayağı da yaygın. Az değil yani demeye çalıştığı şey. Ne için? For people to wonder. Hani insanlar için şunu şunu merak etmek çok yaygın bir şey. Yani az da merak etmiyorlar dediğin şey olur. Wonder'dan sonrasını olduğu gibi devam ettirebilirsiniz. Ya da to wonder yerine to be curious da diyebilirdiniz. Bu şekilde nokta nokta diyorum. Devamını bırakıyorum. Bir cümle daha bitti. Şimdi diğerine bakalım. Bunun devamı olacak o da. Şimdi soruyu bir okuyalım. Yani cümleyi okuyalım. Resmi olarak Çin'e ait özel bir ideal bölge olan Hong Kong 1842 yılında İngiliz İmparatorluğuna teslim edilmiştir. Teslim edilen ne? Diyorum. Bana diyor ki uzun uzun resmi olarak Çin'e ait özel bir ideal bölge olan Hong Kong. Tamam diyorum özlem bu. Şimdi bilmem ne bilmem ne olan Hong Kong. O zaman kesin relative clause var. Bakın Hong Kong isim ondan önce şöyle şöyle olan diye onu niteliyor. Şimdi buraya Hong Kong'u yazdım. Bir relative clause yapacağım ve virgül koyuyorum. Şimdi burada defining, non-defining falan gibi çok isimlere, terimlere girmek istemiyorum. Basitçe anlatacağım. Eğer yazacağım relative clause, başta bulunan ismi başkalarından yani kendi cinslerinden ayırt etmek içinse o zaman virgülü koymayız. Ama böyle bir amaç yoksa, böyle bir durum yoksa virgül koyarız. Şimdi pratiğini söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki bu da karışık olmadı mı? Pratik söyleyeceğim şimdi. Hong Kong kaç tane Hong Kong var? yani karışacak başka bir Hong Kong var mı? Mesela ben ya Çin'e ait özel idari bölge olan Hong Kong'u kastediyorum. Bak diğer Hong Kong değil. Diyor muyum? Hayır. Zaten bir tane var. Karışacak başka Hong Kong yok. O zaman virgülü koyuyoruz. Yani yazacağım şey ayırt edici bir şey yok. Hani ayırt edecek bir durum da yok. Başka Hong Kong yok diyerek düşündüğüm bir şey. Ve önemli olan nokta virgül varsa da that olmaz. Relative clause da o zaman ben bunu that değil which ile yapabiliyorum. Ve diyeceğim ki Hong Kong için ilk önce. Özel bir idari bölgedir. Hatta resmi olarak Çin'e ait özel bir idari bölgedir. Peki bakalım, which is a special. Şimdi bu idari demek, bu yani terim olarak kullanıyorum bunu. Bunun hatta kısaltması var e, bu tarz işlerde, SAR diye kısaltılıyor. İşte özel idari bölge demek. Tabii ki siz kendiniz yazarken region yerine area yazmış olabilirsiniz, sorun değil. Peki. Burası özel bir idari bölge değil mi? Ama bitmedi. Nasıl? Resmi olarak Çin'e ait. Tekrar relative clause var. Ve Çin'e ait belong diyeceğiz. Belong fiili ama tekile göre çekildiği için belongs to diyeceğiz. Neye ait? China. Ve relative clause'umuz bitti. Virgülü koyuyorum. Resmi olarak lafını unutmadım. Şimdi diyeceğim ki fiilini teliyorum, belongs'ını teliyorum. Nasıl hani oraya ait? Officially resmi olarak oraya ait. O yüzden bunu bu şekilde böyle güzel güzel uzattım. Officially şuraya da koyabilirdiniz ama uh, which is officially a special administrative region da diyebilirdiniz. Hani resmi olarak lafı başta olsa sorun değil. Ama iller belonging ne olacak? Resmi olarak oraya ait demiyorum. İki türlü de yazabilirsiniz. Um, onun dışında which officially belongs bunu ne yapabilirsiniz? Which'ten sonra özne gelmiş mi? Hayır. O zaman bu ne demektir? Burası arkadaşlar kısalabiliyor, participle olabiliyor hemen özne geldiğine göre ve aktif olduğu için de belonging diyerek gelecek. Onu da yapalım mı? Şunu parantez içine alalım biz. Peki. Böyle olacak. Officially de yine başına ben iade edeceğim. O yüzden hani böyle yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Officially, which is'den sonra da yazabilirsiniz. Bu benim kafamı karıştırıyor. Partisple yapmak istiyorum ama bunu nereye koyacağımı bilemedim derseniz resmi olarak özel bir bölgedir diye orayı inteler şekilde de kullanırsınız. Peki, şimdi bizim özlemiz bitti. Ne olmuş? Teslim edilmiş. Hatta teslim edildiği tarih var değil mi? Simple past'a göre yapacağım. Teslim edilmiş diyor. Bir pesivlik var. Ama teslim etmek ne? Bu konudaki teslim etmek mesela ne olabilir? Handover. O zaman tekile de göre Hop, burası değil, şurası. Was handed over to kime? İngiliz İmparatorluğu. British Empire. Yazamadım British'i. Evet. Bu şekilde hand kullanabilirsiniz. Teslim etmek. Onun dışında kullanabileceklerimize geleceğiz. Bir de şunu yazalım. In the year of... Bu arada 1842 yılında derken yıl kelimesini ben hiç yazmak istemiyorum ki yeriz derseniz inden sonra direkt rakamsal ifadeyi yazın. Ama yok ya yıl lafını da yazmak istiyorum diyorsanız bu şey şekilde in the year of 1842 şeklinde yazıp noktayı koyabilirsiniz. Peki başka bu hani was handed over dedik ya onun dışında ne olabilirdi? Hiçbir şey gelmiyorsa aklımıza was given to diyebilirdik değil mi? Hani vermek, verilmek o şekilde kullanabilirdik. Ee, bir de burada bir tane şeyde e, kelime kampında bir bölüm vardı. Yavuz Hoca an anlatırken kullanmıştı. Be seated to hani ona verildi derken burası was seated to şeklinde de kullanılabilir. Hani teslim edildi anlamı katıyor. Bu da eğer o videoyu hatırladıysanız aklınıza geldiyse diye onu da buraya koymak istedim. Şöyle. Bakın Özlem'i de Yine koyu renk olarak kalsın diye buraya koydum. O zaman bir cümle daha bitti. Hadi gelin diğerine bakalım. Ve geldik bu cümleye okuyalım. Hong Kong'un özellikle ekspertler için ideal bir şehir olması ekonomisini güçlü, toplumunu da çok uluslu yapar. Peki onun ekonomisini böyle toplumda böyle yapan şey ne? Hong Kong'un özellikle bu kişiler için ideal bir şehir olması. Ya yani 4 kişinin ben özne yazacağım. Ama resmen bu özne de ne var arkadaşlar? Ya yani kost koca bir cümle gibi içi dolu. O zaman ne oluyor? Yani ben özneye diyeceğim ki Hong Kong ideal bir şehirdir şunlar şunlar için. Bir cümleyi bir özne haline getirmek istiyorsanız non-close yapıyorsunuz ekstra bir kelime eklemiyorsanız that'le ya da işte bilmem ne gerçeği falan diye uzatmak istiyorsanız the fact that'le yazabilirsiniz. Onun dışında da olup olmaması derken whether ya da soru kelimelerini kullanıyorduk. Detaylara bakmak isterseniz konu anlatım serisinde noun clause'lara bakabilirsiniz. Şimdi gelin biz bir özne yazalım ama nasıl başlayacağız? That'le başlayacağız. Hadi başlayalım. Detimi yazıyorum. Şimdi diyeceğim ki Hong Kong özellikle expatler için ideal bir şehirdir. Peki ideal şehir olan Hong Kong nedir? Şehirdir. Şehir olmak is. An ideal city. İdeal bir şehir. Kim için? Especially for. Özellikle kim için? Expatler için. Bunu bu şekilde yazdım ve benim özlem bitti. Hong Kong'un özellikle onlar için ideal şehir olması özle bitti. Şimdi cümlenin fiili gelecek. Ve bir adet non-clause'um var. Cümlem ne olacak? tekile göre yani fiilim ne olacak? Tekile göre çekimlenecek. Yapar. Bu arada yapmak kelimesi olarak neyi kullanacağım? Make. Ona birazdan geliyorum. Şöyle make diyeyim ve burayı da böyle özneyi de koyu renk yapayım. Neden make kullanıyorum? Hatırlarsanız önceki videolardan make noun adjective bir şeyi bir şey haline getirmek demekti. O zaman böyle olması yapar ekonomisini güçlü. Bakın ekonomi demiyor. Ekonomisi diyor. O yüzden It's economy diyorum. Güçlü diyeceğim. Ekonomisi güçlü oldu. Ve toplumunu da çok uluslu yapar. Burada ekonomisinin güçlü toplumunu da şöyle şöyle yapar diyor. Bunu virgüllerle yapmak yerine İngilizcesi için entle güzelce bağlayalım. Toplumu it's society diyelim. Hop yazamadım. <laughs> toplumu çok uluslu. Şimdi çok uluslu dediğinizde burada bir iki bir şey söylemek istiyorum. Multivitaminden yola çıkarak, bakın gayet Türkçe multivitaminden, hani çoklu vitamin diyoruz ya, çok uluslu derken de buna nation'dan devam ederek national diyoruz ve bu şekilde çok uluslu oluyor. Böyle diyebilirsiniz ama mesela bir toplumun çok uluslu olması böyle, başka nasıl ifade edilir? Çok kültürlü, cultural şeklinde sıfatı böyle koyarsanız, çok kültürlü oldu. Yani bir sürü kültürden insan var. Ya da böyle e, her taraftan birileri geldi diyorsanız da şöyle hani Türkçe'de de kozmopolit diyorlar ya onu şöyle İngilizce kozmopolitan şeklinde yazalım. Peki burada bir de ne var? Ekonomisini güçlü toplumunu da şöyle yaptı. And also it's society diye söyleyebilirsiniz ya da sona as well diye atabilirsiniz. Ya da siz dersiniz ki ya Türkçesinde güzel durmuş bu ama ben hani ekonomisini güçlü ve toplumunu da çok uluslu yapar dedim. Hani D'yi daha da de koymadım. Koymayın arkadaşlar yani anlamı bozacak bir şey değil. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şuraya and also it's society diyebilirsiniz. Olsa yerine cümlenin de sonuna gelen as well var. Şöyle. Olsa cümlenin sonuna gelemiyor. O geliyor. Bunu da koymuş olalım. Böylece bu cümle de bitti. Evet, bir çeviri videosu daha bitti. Aslında çok özlemişim. Kafam sürekli şunu da mı söylesem, bunu da mı söylesem, eksik kalmasın diye. Çok böyle dolu dolu cümlelerde her şeyi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, aklınıza takılan bir şey olursa mail adresimizden info.testbatteries.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz. Yorumlardan ulaşabilirsiniz. Eğer faydalı bulduysanız, e, beğen tuşuna basarsanız, sevinirim, destek olursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde. O zaman writing serisinde tekrar devam ediyoruz. Bunu da haberini böylece bu videoyla vermiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.